da sarkazm yüzünden kötü falan diye yırtamaz bence bir rapçi. Ulan Sarkazmı yapabilir. parodisini yapıyor, o yüzden bu kadar kötü söz yazdı falan gibi söylemlerin altına da sığınıldığını düşünüyorum bu şarkıda. Öyle öyle zaten. Ben Öyle öyle bütün bu değil şarkının abi. oturmayan yerlerini oraya bağlıyorum. Yani o Şair abi, ilk şarkıya kısımda komple parodi şarkı belasını da sikebiliyorsun bir insan. öyle de parodi kısmıyla alakalı yaptığı tüm hatalar benim için okeydir yani. Bilmiyorum. Şimdi Diren Açalım diyor ki dinleyelim. bu parça iki parttan oluşuyor. Birinci partta parodi var. Parodi var. Parodi Evet. yani dalga geçme, diss atma bir şeyler var. Onlar çok İkinci güzel partta Ardem'in oyunu oluşturulmamış var. diyor. Bu adamın, Norm Ender'in yani kartelin, o Ceza Sagopa dönemindeki kralın, eski başarılı insanın yapması gereken kalitede değil diyor Diren. İkinci partı çok güzel Abi diyor bak, herhalde. 1.30'a kadar parodi. Tamam işte, o yüzden nasıl diyeyim, Sektöre şaka hoş yapıyor. geldin. Ciddi anlamda yazmadı sözleri. Okey. O yüzden işte bu kısım böyle. Devamı çok güzel falan diye çok fazla savunan var. Ben o 1.30'a olan kısmında, hani taşak geçiren kısmında daha güzel olabileceğine inanıyorum. Chat'te de Diren haklı diyorlar bu arada. Yani sen Ben diyorsun ki o 1.30'dan zaman sonrasını da çok beğenmedim. 1.30'dan sonrası zaten Norm Ender anasını satayım hani. Efsane O zaten o. ona laf yok. Adam yazmış, söylemiş, ardından yardırıyor. O kendi işte ama Anlatmak ilk istediğini kısmı anlatıyor. trap yapamıyor olabilir ya. Ya ilk kısımda aynen makarasını yapıyor Yani da. sen Ben ikinci kısmı sallayacaksa, da çok ha? beğenmedim onu. Niye öyle Bir laf olmuş? söyleyecekse bunu da çok kaliteli sözlerle söylemesi gerektiğini söylüyorsun. Yani atıyorum çok basit, ne diyelim ben sana? Hey şişko, bu şekilde yapmamalı diyorsun yani. Ya Ertoş babana koş. ilk başta başlarken işte sabah yedim krep krep falan, yani aslında trep trep, Ama aa bence tamam orada da güzel. onların Güzel abi, tartısını adam yapıyor gönderme var abi. zaten. Gönderme var, okey. Tamam Peki abi. tamam. Kamera Hayır. açısı ne kadar Önce gönderme var? Benim kamusal gördüğüm o gönderme yani. var şeyini açalım ben. Ya arabanın Diren. içindeki adamlara bile dikkat etmiyor abi kimse. Mesela onlara bile dikkat edin Sektöre şimdi hoş izleyeceğiz arabanın geldin. içindeki Tamam ve kamera çocuklar, benim açısı. algılarım çok açık değil bu konuda. Çünkü çok güncel rap takip etmiyorum. Özellikle Diren, saniye saniye söyle bana, hepsini konuşalım izleyicilerimizle beraber. Herkesi bir aydınlansın, bir tartışalım bakalım şöyle. Tamam başlat abi. Başlattım abi. Sektöre hoş Sink diye geldin. bir plakayla başlıyor. Hoşuma gitti benim. Plakayı önemsemişler mesela. Ben çorap da severim. Uzun. Bence de. Sabah yaptım krep krep, ne güzel oldu bre bre, sardım yedim bre bre, kafam düştü Şey, bir direk şey söyleyeceğim. direk, Zaten her 30'da yer bir daha olsa da değişiyor. kezban trek, 30'a kadar yine. yatamam evde yatak döşek, çıktım dışarı açtım trap, kafam şimdi fişek fişek, oh yeah, geceler cihan girli heceler eli. Tamam, gecelere yapıştırmış bir tane, geceler gecelere. Foşik Aynen turistler, ya, sokaklar üçünde ve işte hani sürekli polisler. işte taklitlerini yapıp dalga Sağ geçiyor. Çok koltuktakine okey de. bakın abi arabada. Şimdi sen bunu yapıştırmak saymıyorsun. Şey gibi değil mi mesela? Biri benim taklidimi yapıyor. Yo yo, bir şey Şey söyleyeceğim. diyor. Bu da gayet olabilir. Çok okey, eyvallah. Ya mesela Bu biri benim da... taklidimi yapıyor, sallıyorum. Yıllar işte bam gümet şat falan diyor. Bunu mesela benim taklidimi güzel yapamadığını düşünüyorsun değil mi? Bu şekilde yaptığında. Davan o senin Evet, şu anda. evet. Bunu Ya çok daha güzel aynen. yapabilir. Aynen. Tamam. Viski döküp sevişelim, Natalie diyor peşin alim, dedim tamam hadi canım, bizde Sektöre küvet yok şu hoş şaka geldin. bin, oh yeah, çılgın genç, bu iş böyle Rolex Range, sizin tayfa bitch bitch, bizim tayfa rap. Oğlum bu arada böldüm de, adamın cildi çok iyi ya. Bir tane kız tweet atmış. Rap'in ve senin verdiğin dava kavgan umurumda değil de şu yüzü gençleştirici kremin adı ne, onu söyle demiş adama ya. Yüzü çok iyi durmuyor mu abi? Rich, oh yeah, çılgın genç, Abi, bu iş böyle Rolex Range, sizin tayfa bitch bitch, bizim tayfa rich rich, kel toş babana koş, trap böyle yapana hoş, la bebe koş la bebe coş, siz Windows ben Macintosh, Mandingo Norm Ender, benim kamış Dolce. Abi kel bir toşu da mi? söyledi. Bir Tamam. mi? Oturan Tamam, diyor kel toş Norm olabilir Ender, ama haterlarım o şey yapıyor. çe. Benfero da nasıl diyeyim, piyasaya çok fazla şeyle giren bir adam değil. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Vay işte kralım, işte en kral rapçi benim. Benfero da O gayet... olayla giren bir adam değil. Çok mütevazı takılan bir insan. Şimdi ben Tam bunların yaptı. hepsiyle oturup kalkma şansım olduğu için gerçekte gördüm. Çok mütevazı, çok efendi bir adamdı. Berkcan'ın programına katıldı. Herif kendi şeyleri taşak geçiyordu. Yani onu eleştirenleri de çok saygılı bir şekilde dinliyordu. Abi kendi Kendisine... şarkısında da kendisiyle dalga geçiyor zaten. Tamam, bunu yapan Oğlum. adam kendine barışık adamdır abi. Benim sempatimi kazanır yani.
Diren 1.20 geceler geceler. Şimdi bir saniye, haterlarıma o şey lafına takıldım ben. O ve şeye oturmamış ritme. Bak, ritme oturmamış muhabbet değil oğlum. Ritim zaten sıçıyor batırıyor bir yerden sonra şeyden. Mandigo muhabbetinden sonra. Evet, evet. Tamam. Taşak geçiyor, traple taşak geçiyor. Sözlerinin basitliğiyle taşak geçiyor. Anlam kaygısı gütmemesiyle taşak geçiyor. Her şeyi yapıyor. Karşısına da rakip olarak Benfero'yu belirlemiş. Ki bence yapmamalıydı. Gayet mütevazı takılan bir adam. Çok evet, okeyim. Evet. İşte haterlarım OC diye bir punchline olmamalı. Sövmeyecek yani kendisi. Olay mütevazı. Hayır abi şey değil. Şey yapması değil ki. Sövmeyecek muhabbet değil abi. Sallamıyor ki adam. İzlendi diye mi suçlu oldu yani? Ya anladım. Diren abi ayrıca şimdi muhabbetle ilgili bir diğer eksketekte de yaptı onu mesela. İsterse dünya en iyi insan çok olsun. Çok ağır küfür ediyor. Ama bu onun tarzı yani, o artık değil. Adam tamam, 20 senedir evet çok kötü küfür ediyor. Bir şey diyeceğim, 20 senedir diss mi atıyordu peki adam? Abi ne zaman piyasa böyle onun istemediği hale gelse çıkıp bir tane diss atıyor. Rap'in asasını yere mi vuruyor lan? Ne yapıyor? Evet evet. Hep öyle. Gandalf kanka bu. Üçüncü günü şafağında çıkıyor. Peki devam edecek mi şimdi? Yani ticari bir amaçla mı yapıyor? Bunu merak ediyorum ben. Ticari modeller var şimdi. Mesela Efe Uygaç'ta programda da anlattım. Bununla ilgili atılan çok güzel bir yorum var. Hali hazırda bu diss atılan adamların hater bir kitlesi vardı. Bunu da arkana alarak diss atmak çok kolay diye çok güzel bir yorum var. Bunu suistimal ederek yaptığını düşünürsen bu olayın. Çünkü ya mesela Norman'de de uyuşturucuya karşı savaş vermesi de çok saçma. Tamam, bu adamların işte iki lafından biri böyledir böyledir demesi saçma. Kendisi de zamanında aynı edebiyatı yapmış bir adam. Sözlerinde var. Devamında da adam şey, karar değiştirmiş olamaz mı mesela? Ben de karşıyım abi. Belli bir yaşa geldi artık. Ya uyuşturucu yani promosyonu yapılıyorsa bir şeyde ben ona çok karşıyım. Böyle en önden bayraklı gideneyim ben mesela. Çok gençler dinliyor çünkü. Abi ayrıca Normander bir şeyleri suistimal edecek bir adam değil. Yeni dedi ki zaten. Normander yani. Bugün işte benim için ceza çıkıp dis attığı zaman aynı şey. Tamam. Hayır, şöyle bir şey var. Bu abi adam zaten başından beri televizyonda bile Playboy şarkısını söylemiş adam. Hani her yerde böyle. Abi, kendi klibinde neden istediğini yapmasın. Hı-hı. Ayrıca ceza, hani ceza diğer şarkıcılar bu kadar revize olmasına, bu kadar okeyken ceza bu kültürün destek olurken. İşte Ezel'in tarz değiştirmesine bilmem neye. Hani ceza tutup diss atsaydı falan demeyin abi bana. Ben Sagopa'dan bir şey bekliyorum da olmayacak herhalde. Sagopa karışmaz abi böyle şeylere bence. Karışmıyor genelde de ama bir tarafta olsa Norm'un tarafında olur diye düşünüyorum. Sagopa şey yani. Sagopa'nın karşılık vereceği bir tek ceza var bence şu an. Tier olarak değil mi ya? O mertebeden birini kaylandırmaz adam. Mertebeyle de alakalı değil bence. Herif ona saygı duyuyor yani. Normander de okeydir bence o tier'de. Sanmıyorum çok. Bilmiyorum, benim öyle negatif bir görüşüm yok ama ben çok seçici olmayabilirim müzik konusunda. Çok iyi anlamıyorum çünkü ben abi. Ben abi klibe bakıyorum, müzik kulağıma hoş geliyorsa, tınısı dönüyorsa sürekli kafamda, ben beğeniyorum. Ya şu, kanka 1.30'dan zaten senin yaptığın Cantu, ben sana söyleyeyim. Çok temiz bir müzik bunları dinleyicisiyim ben abi. Çok saçma. Şeye benziyor bu, işte siyasete de benziyor, ne bileyim bir YouTuber tartışmaya da benziyor. Bir insan bir ortaya bir ürün çıkartmış, başarılı ya da değil, sevmeyenler gidiyor zaten. Sevenler de takip ediyor onu. İşte siyasette de... Türkiye'de hep bir taraf tutma var. Aynı işte. Böyle yani, bir tarafı tutup kendini yıpratıyorsun sürekli. Ya şey gibi, futbol gibi aynı. Futbolu mesela stadyumda işte atıyorum 30 bin kişi izliyor anlık. Televizyonda izliyor bilmem kaç yüz bin kişi. Futbolcular ve kulüp parayı kazanıyor. Sen kıçını yırttığınla ve birbirini yıprattığınla, dostluk ilişkini bozduğunla kalıyorsun. Ben bu kafa yapısına sahip olduğum için ben dinleyip eğlenmeye bakıyorum mesela böyle şeylere. Bilmiyorum. Ama siz bu old school rap tartışmasına tabii yapın. Onun hakkında yani konuşmak isteyenler de vardır yani. Diren abi mesela Normander de autotune kullanıyordu eski şarkılarında ama bu kadar hissettirilmesinden rahatsız bence. Yo artık aynen zaten bir şey söyleyeyim. Şarkı söylemiyor. Aynen, autotune zamanında bir tarz değil, bir araçtı yani. Şimdi amacı oldu çoğu şarkının. Okey, ben de çok haklıyım. Ya benim burada söylemek istediğim işte neydi o? Şarkı mı? Sen rapçisin, sen yarın gün kullanmayacak mısın autotune? Kullanabilirim abi, bu bir araç çünkü. Tabii bu sesinde bir araç. Ya bu niye böyle suçmuş gibi söyleniyor? Herkes böyle yapıyor zaten şu an bunu, hemen hemen herkes. Abi bir notu aşağı. Abi ona trigger cidden şeyden sonra çıktı. Bir video vardı ya. Neydi o? Autotune kullanmak ve autotune'u taciz etmek tarzı bir video vardı. Tam adını hatırlamıyorum. Bence bu şarkı da ona diss atılıyor. Harbiden boku çıkarıldı bir yerden sonra. Bazı parçalarda özellikle. Baştan sonra bence boku çıktı hali bile güzel kanka. Yani bence boku çıktı hali dinlenmiyor. Tamam. O konuda da zaten
Ya Norm Ender savundurtmuyorsunuz. Savundurt yani şey yapmıyorum. Neydi o? Norm Ender savunuyorum veya Norm Ender karşıtıyım demiyorum. Demek istediğim olay şu benim. Neydi o? Norm Ender'in senin de yanlış anladılar bu arada. Kısım, Diren çok fazla karşıt görüş. Ya 1.30'a ben işte Norm Ender'den 1.30'a kadar olan kısım yerine sonrasını beklerdim. Çünkü hani şey olayı neydi o? 1.30'dan sonra ne diye gidiyordu? İşte popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince mahalleyi tutmak. Şarkının tamamından daha etkili. Şarkının geri kalanından daha kaliteli bir punchline yani. Tamam, o söz kısmı çok güzel diyorsun sen. Olabilir. Bizim böyle kafamız güzel. Ya haklıyken aksine hep kafamız güzel. Şey böyle var. Geziyoruz işte. Polisler hep peşimizde bizim. Yani benim polisler ben tekrar tekrar dinlemiyorum bu dizi yani. Dinlemem ben. Anladım. Okey abi. Norm Ender bu diste çok haklı diyor mesela Semih. Biri de diyor ki Ceza gelecek. Herkes çıktığı yere geri sokacak. Eski raplerde çok fazla hiçbir yere sokmayacak abi. Rap bu zamana kadar bu kadar hiç dinlenmedi. Hayal ettiğimiz rakamlar hiç göremedik. Yıllardır rap dinliyoruz. Bu tarz sayesinde dinleniyor yani. Şey merak ettim ben. Sinyorumuzun ne kadar doğru olduğunu. Yani bir sample oluştursana mesela. Ya şey ben Norm Ender baştan sona battle rap yapsın istedim. Hayır hayır onu da. Battle rap yapsa bu kadar rahatla izlenmezdi. Bunun tamam. Onda bile falan izlenirdi yani. Kesinlikle. 1.30'dan sonrası harika yaz. Bir de baştan sona harika yaz. Mesela bakalım izleyicilerimiz ne düşünüyor bu konuyla ilgili. Ceza karışmaz diyorlar bu arada bu tartışmalara. Şaka mı? Post aldılar. Ne dedi? Kanka Diren söylesin biliyordur o şimdi. Bir tane post gördüm ben öyle çok da araştırmadım. O olay ciddi mi ben de bakmadım. O toplu dis muhabbette. Yani Ceza'nın zamanında... Sen çok hakim değil. Ceza'nın çok hoşlaştığı bir insan değil. Atmaması da şey değil yani. Benim katıldığım kısım sana şey Diren. Atarsan şaşırmam yani. Atıyorum ben Twitch'e yeni girdim tamam mı? Sıfır takipçim var. Yayın yapıyorum. Kaç izlenirsin? 3, 5, 10, 20 neyse işte. Hı hı. Herkese laf attım tak 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 işte Annos şöyle bu böyle Berk şöyle cart curt 50 tane adama laf attım. Onları sevmeyenler gelir. Onları sevenler de ne diyor bu gevşek diye gelir. O yüzden mesela klibin daha fazla izlenmiş olması hoş geldin. Disten dolayı bence doğru. Ama bu yaptığı yanlış mı? O anlama gelmiyor. Vardır söyleyecekler adam sanatıyla söylemiştir yani. Bu arada herkese dis atma kısmına da katılmıyorum. Yani sonuçta rapteki bu yeni okulu beğenmediği zaman yeni tarzı beğenmediği zaman adam birini bile dislemeye çalışsa hepsine gidiyor. Çünkü cidden hepsi birbirine çok benziyorlar. Evet. Parçalar da birbirine benziyor. Daha önce de benzer şeyler çok görüldü değil mi? Yani ben bir şey söyleyeyim. Norm Ender mesela bu şarkıda viski dökerken Nobir'e mi dis attı? Nobir trip müzik mi yapıyor, şey mi yapıyor? Tarzını mı bozmuş bir adam? Gerçi bıraktı şu an rapi de. Viski dökerken, viski döküyor olması bile mesela Nobir'e dis gibi geliyor. Rap'i bırakma olayı nasıl oluyor? Ben yapmayacağım artık müzik deyip geri dönen oluyor mu mesela? Bir tek şeyi biliyorum, Velet'i biliyorum ben. Velet evet çok kısa süreli bir şey oldu. Abi bunalabiliyor adam, şey olabiliyor yani. Çok fazla rap'i bırakıp geri dönen var. Fero'ya attı diyor bak viskiyi. Bu arada. Neyse. Bebeler, bebeler. Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme demo dedi reggaetona bas patatını ol Lil Pump ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu disterim çıldırtırım etnik faşistleri umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zipostlar ve beni dinler devrimci gençler sizi yavşak lümpen ligoslar kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları o zaman güçlü zayıfı ezecek size yok sosis salam şırdan şırdan hey hadi bakalım gücü genk nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pistten alalım hey hadi bakalım gücü genk nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pistten alalım hey hadi bakalım Mary Jane nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pistten alalım hey hadi bakalım Mary Jane nasıl yapalım mekanın sahibi geri geldi bebeleri pistten alalım özgürlükteyim uyuşmayın basını tizini sesini açın hip hop'u bok edecekseniz eğer polisten değil siz benden kaçın run hey kraldan kaçın sülaleci hıdıdı al bitch güzel ya çok güzel
Hemen ben Fero deme takılım çıktı. Bu kim? Bizim video gelmiş. Bu ne lan? Sensiz şey yap. Sensiz neler çektik onları gör. Doğum günü kutlu olsun Annos. 4. Bitsin bu. Kendim sağ tarafta. Ne yapmışsın? O akıllı. Kaşlarınız niye öyle ya? Ses ne? Ha dur buldum lan. Dur bakayım sniper'ın yerinde gözüküyor mu videoda, merak ettim ya. Günlerini beraber kutluyoruz çünkü ayda 2 tane 3 tane doğum günü falan. Ben unuttum biliyor musun? Yani benim varam var. Anasını sikeyim. Oğlum ev sallanmış lan diren. Seni çok seviyorum. Çok iyiymiş. Sesini duydum anladım zaten, bir bokluk oldu. Ha lololo ona da izleyelim. Ha lololo.